Fight Digital'de analiz programına hoş geldiniz değerli dövüş spor severler, değerli MMA severler. UFC 285 ana kartını tartışacağız. Bu programda Recep Mert'le beraber ben Yücel Tuğan her zaman olduğu gibi sizlerleyiz. Ee, Recep merhaba. Merhabalar. Yani yılın tabii ki ilk PPV kartı değil ama en etkileyici PPV kartıyla bir e, karşı karşıyayız. Evet. UFC 285 e, ya yani etkisinin bu kadar olacağını düşünmemiştim ben. Önce onunla girelim. Sonra tabii ki alttan başlayarak gideceğiz. Ee, buna değinmemiz lazım öncelikle. John Jones geri dönüyor. Ee, tam olarak 3 sene sonra. Geri dönüyor. En son Dominic Reyes ile karşı karşıya gelmişti. Onu yenmişti. Sonra Arsic tabii... O eşleşmeyi konuşurken, Cyril Gunn eşleşmesini konuşurken bunlara daha fazla gireriz. Bir katlanarak büyüdü açıkçası. En yani sonunda da izleme fırsatım oldu benim. Yeni bu hastalar üyesi. Ee, ve... Bu kadar etkileyeceğini ben düşünmüyordum. Ama John Jones'un geri dönüşü acayip bir heyecan yarattı bende. ilgi alanı yarattı. Senin için de aynısı oldu mu? Peki beklentinin düşük olması nedeni Francis'in olmayışı mı? Onu sorayım önce. Beklentim sonra. düşük değil bu arada. Hayır yani beklediğinden daha da yüksek bir şeyle etkile geliyor anlamında söylüyorsun ya. Abi, yani, Francis ya da Siligun'dan bağımsız, bağımsız olarak ha, John Jones'un geri dönüşü. dönüşü. Bu Aynen. kadar bir bir şey olacağını beklemiyordum dedi. Beklemiyordum açıkçası. Ya. Yani iyi veya kötü hikaye bir şekilde destekliyor bence. Yani Francis var mı yok mu? Şimdi ben de bugünkü bizim sohbetlerde duydum haberim yoktu henüz Countdown'ı izlemedim mesela Francis hiç bahsedilmemiş Countdown'da. Evet. Adı ee, geçmiyor. Adı bile geçmiyor Görüntüsü işte. zaten yok. Bu işte ne, ne o bir yenilginin ardından şöyle döndü falan yenilginin kime olduğu belli şekilde değil şekilde öyle atlanıyormuş Aynen. hikayede. Ya bu. Hikaye bile bunu nasıl bahsedecekler, hiç bahsedecekler mi, bahsetmeyecekler mi merakı bile e, hikayeye bir şeyler ekliyor bence. Bu nedenle bile izleyenler vardır kesinlikle. Ben dediğim gibi henüz fazla zaman bulamadım, onu izleyemedim, Countdown'u. E, ama John Johnson geri dönecek olması tabii ki büyük bir olay. Yani bu tek başına UFC tarihinde milyon sınırına yaklaşan veya geçen bir elin parmakları kadar dövüşçü var. John Jones bunlardan bir tanesi pay per view'da. Pay per view satma olarak. Aynen öyle. Yani dolayısıyla e, tabii ki büyük bir heyecan geri dönecek olması. Özellikle 3 senedir dövüşmediğini de gözünde bulundurursak işte 3 senenin sonunda geri dönüyor. İlk kez, ilk kez Arsiklet'te dövüşecek. E, bu gibi şeyler Tabii ki konuyu daha yani bizi heyecanlandırıcı hale getiriyor. Evet bence. Engano ile karşılaştı, Gan'la karşılaşamadı. Onlar için birazdan konuşuruz. Biz kartın kartın bütünü bence çok iyi. Aynen öyle. Her maç e, farklı yerlerden bir ilgi alanı yaratacak maçlar. Çok sağlam bir kart. Alt kart da öyle yani. Alt kart Sadece da öyle. Da Tabii burada ana kartı konuşacağız ama alt kartta çok acayip bir özel bir alt kart var. E, ama biz ana karttan başlayalım, ilk Hı. maçtan başlayalım. E, Bo'Nickel ile Jamie Pickett karşı karşıya gelecek ilk karşılaşmada. Bo'Nickel uzun süredir bekleniyordu zaten UFC başlangıcı. İki kez Denavite Contender serisinde dövüştü e, ve 3-0'lık bir karnesi var. Hani tanımayanlar e, izleyicilerimizden Bo'Nickel'ın burada ne işi var diye sorabilirsiniz 3-0'lık karneyle. E, biraz tanıtalım da Bo'Nickel'ı. Bo'Nickel inanılmaz bir güreşçi. Yani kolej güreşinin efsanelerinden biri. Yani bu yaşına rağmen hala genç zaten. Üç, 26, 27 evet, öyle bir şey. 3 kez NCAA şampiyonu olmuş. Yani Amerika Birleşik Devletleri kolej şampiyonu olmuş. Olimpiyata gitmekten son finalde elemelerde finalde elenmiş. Ki çok önemli bir isme elenmişti. Yani güreş manasında hakikaten sıklette onun eline su dökebilecek biri yok gibi gözüküyor zaten. O seviyede biri olabilir tabii ki sen onu söyleyebilirsin gerçi. <laughs> yok yok bir şey demeyeceğim ona. Şunu <laughs> demek istiyorum yani biraz tek yönlü gibi görünüyor. Ee, Orta 2000, siklet bu tabii. Evet, 2023 model işte Ben Askren gibi yani bu dönemin Ben Askren'i gibi yani bu dönem Herkesi bu o Ben Askren'den daha iyi Diyebiliriz ama yani. Tabii tabii yani. 2023 yani. model diyorum o yüzden evet. çok çok daha iyi. Tabii ben Askren'den zaten Grappling karnesi. Grappling karnesi derken güreş karnesi diyeyim. Şimdi grappling'de de ayrı bir karnesi var. İşte Hı. bir Gordon Ryan'da falan da şey var. Biliyorsun bir grappling maçı var. Ben Gordon semedim. Ryan. Gordon Ryan'dan yeniliyor tabii ki. Hı. Yani ama tabii orada kurallar farklı. Gordon Ryan guard çekemiyor başta falan. Gar e, guard çekme yasağı var falan. Ama yani tepe edilmeden önce, daha doğrusu submit edilmeden önce böyle bir suplex falan yapıyor Gordon Ryan'a. E, neyse o biraz şey bir maç. Gordon Ryan onu manipüle ediyor gerçi falan ama. Ee, tabii ki böyle, grappling maçlarında böyle submission'larla dolu bir karnesi olacak anlamına gelmiyor. Hı -hı. Güreşi çok güçlü. Yani güreş konusunda çok baskın olduğu için Ben Askren'e benzettim. Tabii ki ondan çok daha üst seviye bir güreşçi bence de. Ee, çok daha güçlü bir, fiziksel olarak Erkisi da güçlü. Herkeste style'dan geliyor. Fox style güreşten Aynen. geliyor. Serbest Aynen. stil tabii dünyada e, yarıştıkları alan. Üç mü dört mü o kere? Ola ekran bilmiyorum. Yani emin olamadım sen ee, üçten galiba Birinde finalde elini. Öyle elini mi? Okey. Yani sonuç olarak... Diyebiliyorum çok üst seviye bir güreşçi bir adam bu. Her geçen gün de strikingine de bir şeyler eklemeye başlıyor. Zaten son maçında işte Contender Series'deki son maçında böyle bir knockdown üzerine yani şey vardı. Geride böyle TKO mu sayıldı o? Knockout mu sayıldı bilmiyorum son Son iki maçı submission. Eee evet. rear naked choke, triangle. Ee, şey ama şey maçı... knockdown etmişti son maçında. Ha okey. Sonra işte sabmış e yok. Tekme yakalayıp solla vurduğu hani girdiği bir şey evet, vardı. Evet. Dolayısıyla o her taraf her geçen gün gelişecektir o tarafı. Ee, i̇şte işte DC'nin de dediği gibi bu gibi adamlar için en kötü yani senaryo işte e, kabus senaryo. Karşındaki senin teknanlarını durdurabilen teknan defensi iyi bir adam ve strike senden çok çok daha iyi bir, iyi bir adam gelir ne olacak konusu vardı. Ama tabii ki onu o kadar e, öylesine tehlikeli sulara ilk başta atmazlar. Atmadılar da şu an. Atmamaları da lazım. Atmamaları da lazım. Bu adamın UFC debüsü aslında. Gerçek bir UFC kartındaki ilk maçı. Evet. Şöyle bir şey varmış ben bilmiyordum işte. UFC'deki ilk maçımda ana kartta olacağım ben kesinlikle diye böyle bir UFC'ye bir nevi meydan okumuş hı hı. adamın dediği de oldu işte açılış maçı. Ana kartta bir de pay per view ya yani şu Aynen. ana kadar en iyi pay per view kartında oluyor bir de. Dolayısıyla UFC de ona biraz yatırım yapıyor gibi burada Jamie Pickett da de... Kariyerinin çok iyi bir noktası da değil yani. O da iki yenilgiden mi geliyor şu anda? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. İki yenilgiden geliyor. Şöyle diyeyim ben fiziksel özellikleri de biraz söyleyeyim. Hani boylar neredeyse eşit birbirine Pickett 3 cm daha uzun. 1.88. Bu arada bu maç e, orta siklette. 84 kiloda onu da söyleyelim. E, Recep'in az önce duraksadığı mevzu e, orta siklette henüz dövüşmemiş bir kişiyi kapsıyor herhalde. E, Hamzat'ı düşünerek herhalde. Orta siklette bir dövüştü ya Hamzat. Ha, pandemi döneminde dövüşmüştü. Bir, bir, tane, bir kere, bir bir, bir var, kere evet. dövüştü aynen. Ee, ama onu düşünmemiştim. Güzel eşleşme olur yani. Şimdi kim düşünmüştü? Hani birini düşünmedim ya. En iyi güreşi dedin ya ona güldüm sadece. Yani. Yoksa biri aklıma geldiğinden değil yani. Ha, tamam. Kanat açıklı olarak çok ciddi bir avantajı var Pickett'ın. 10... 7 santimetre kadar ama bunu çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Bu arada hani Amerikan futbolundan da gelen bir isim Olsa gerek Pickett, öyle hatırlıyorum. Güreşi de kullanıyor. Vuruşlarına katan bir isim ama tabii ki Bo'Nickel'de güreşe girmek... gibi bir şeyi düşünmeyecektir. Yani tekden savunması olursa güzel onun için. Yeterli olur. Ama Bo'Nickel'e karşı da tekden savunmak bence çok kolay olmayacak. Vuruşları da çok gelpazesi geniş bir dövüşçü değil açıkçası... Jamie Pickett. Son 6 maçından 4'ünü, işte az önce dediğimiz gibi son 2 maçını da kaybetti. Dolayısıyla Bo'Nickel için ideal bir giriş olabilir. Biraz da öyle olsun diye uğraşıyor gibi sanki UFC'ye. Yani evet. Böyle öyle demek istemiyorum ama sanki yem olarak atılan bir rakip gibi ayarlanmış gibi görünüyor maç. E tabi Bo kazanması için iyi bir şey fırsat. Biliyorsun şeyle ilgili bile Adesanya ya da işte Alex Alex'le ilgili bile demeç vermişti. Bunların ikisini birden yenirim ben. İşte evet. bir tutmam yeterli olur. Evet. Beni nakavt edemezlerse, edemezlerse ikisini arka arkaya döverim. Ama bir insan. vuruş ya sen ne olur onu bilmiyoruz tabii. E, tabii. E, bu arada bu vuruşları da güreşi bu kadar güçlü olduğu için tabii yani MMA manasında çok ciddi bir e, önümüzde değerlendirebileceğimiz veri yok ama e, güreşi bu kadar iyi olan bir ismin vuruşları da ön plana çıkıyor. Yani vuruşları da kötü ya gözükmedi her, bu arada. Her güreşi de öyle olmasa da çoğu güreşi de var o gerçekten. Yani işte e, mesela iyi örneklerini söyleyeyim. Mesela Tyron Woodley aslında o da Collegial Wrestling'den gelme, güreşten evet. gelme. Ya, o da iyi vuran bir adam. Hatta sonradan iyice vuruşçuya döndü. Johnny Hendrix aynı şekilde. Hmm. Ama mesela iyi vuramayan Chris Weidman mesela. Bence o kadar da böyle vurdu mu tek yumrukta nakal gücünü gösteren bir türde bir güreşçi değil. Ya da DC de pek değil bence. Hmm. Ben biraz şeyden dolayı söyledim. Kombinasyonları öyle bir sırıtmadı yani. Aslında hmm. akıcı kombinasyonu var. Ama tabii ki e, seviye arttığı zaman bunlar... Belli oluyor e sırtıyor evet. ya da sırıtmama mevzusu. Ama güreşi de tabii ki böyle iyi güreşçilerin. Striking'i daha üst seviye, yani daha yukarı çıkıyor. Rakip sürekli açık veriyor tabii ki. Yani bir tam beklediği için vesaire. E tabii aynen. Buradan tahmine geçelim. Ee, çünkü daha dört maçımız daha var. Ee, tahminimiz de zaten bu konuşmalardan ortak olacak gibi gözüküyor. Evet. Öncelikle senden alayım. Ya burada tabii oyun planı, işte Jamie Pickett'ın nasıl bir stratejiyle geleceği ya da ne kadarını uygulayabileceği çok çok önemli. Ama sanki çok da fazla direnemeyecek güreşine gibi Bonnickel'ın ve e, konu yere inerse de çok da fazla bir opsiyonu yok ve yapabil yapabilecekleri çok sınırlı gibi. Dolayısıyla ben ilk round submission'la biter gibi düşünüyorum bu maçı. İlk round submission diyorsun. Bonnickel diyorum yani. Neden olmasın? Neden olmasın? <laughs> Aynı fikirde yoksa? Aynı fikirde e, olmamaya çalışacağım şimdi. E, ben de bir kafamda oynatayım. <laughs> e, ya tek down'u bir yere kadar savunabilir gibi gibi geliyor. Hani yerde durabilir mi? Bu arada Bonical'ı ben hani 3 maç di diyorum yani tamam çok ciddi bir gösterge değil ama sonraki submission'lı galibiyetindeki geçişler falan onlar da çıktı yani. Hani grappling manasında ya belli ki sadece güreşe değil uzun süredir bence çalışıyor zaten. E, hem vuruşlara hem grappling'e. Dolayısıyla dediğin olabilir. Ama ben dediğim hadi e, bir ikinci round'u görsün bari. Hadi bakalım. E, MMA kariyerinde ilk ikinci round'u olsun. Yanlış söylemiyorsam eğer. Ee, burada Jamie Pickett'ı da hadi yedirmeyeyim. O bir süredir UFC'de. <laughs> ee, ama sınırlı yani. Hani seviyesi sınırlı Jamie Pickett'ın. Dolayısıyla ikinci round'da da ben Grand and Pound'la bir bitiriş diyeyim. Monical için. Gene yerde ama yani seninki gibi. Benimki de yerde. Bilmiyorum ayakta boğar diyorsan. Monical tarzı. Var. Yükseldiğini ve biraz daha top adamlarla eşleştiğini görmek istiyorum ben yani. Merak ediyorum gerçekten. E, i̇kinci maçımız Mateusz Gamrot'la Jalen Turner arasında olacak. Bu maç çok ilginç bir maç bence. Yani kağıt üzerinde tabii ki diğer maçların arasında biraz e, daha arka planda kalıyor. Ama e, Mateusz Gamrot işte siz de gitmiştiniz UFC 280. Ben hala inanamıyorum Lightweight nasıl yaptığına Ben de inanamıyorum. Canlı görünce yani. Kaç 1.91'di galiba bakıyorum. Yok tekrar. ya 1.91. Jalen Turner. Hı. Hani 1.91 ha, şey, olup. Gamrot'u da diyorum ya. Ha Gamrotu. ben Jaylen Turner yani 1.91 olup tamam welter yapanları biliyoruz 77 kilo ama bu adam 70 kilo yapıyor 1.90'la. Yani Turner'ı zaten hayal edemiyorum da hani Gamrotu gör, gördüğümde de ben bu adam nasıl 70 kilo tartıldı diye inanamıyorsun yani gerçekten. Burada şunu söyleyelim 5 maçlık bir galibiyet serisiyle geliyor Jaylen Turner. <laughs> ee, sağlam da geliyor. Son maçlarında Jamie Muller gibi dayanıklı bir ismi bitirdi. Brad Brett boğdu. Guillotine'di galiba. Ee, dolayısıyla bitirişlerle de geliyor. Caelin Turner, fiziksel özelliklerini iyi kullanan bir dövüşçü. Bana kalırsa. hani 1.91 boy dedik, Rich 1.96, 17 santimetre daha avantajı olacak Rich olarak Gamrot'a kıyasla boy olarak da 13 santimetre avantajı olacak. Evet. Bu sklette za zaten herkese karşı avantajı var. Ee, Mateusz Gamrot da e, ben yıl Dairuş'a yenildi. şey yenildi Abu Dhabi'deki e, maçta. Güzel bir maç olmuştu. E, biraz sert kayaya. Kendisi de sert kaya zaten. İki kayayı vurduk. Benil Darüş ayakta kaldı. Puanını almıştı o karşılaşmayı. Ya yani Mateusz düşününce tabii hani burada e, isim olarak favori gibi duruyor. Bu burada late replacement değil mi? Mateusz Gamrot aslında Dan bu maç Dan, Dan Hooker daha iyi rakip olurdu bu arada Jalen Turner'a. Yenebileceği bir rakip olurdu. Turner... daha bence. Yani, yani Turner bilecek. için en azından ayakta biraz daha böyle bir satranç maçına e, girecek gibiydi ama Matheus Kamerot oyunu biraz daha işte dogfight'a e çekecek adam. Biraz daha basıp biraz daha güreşle karıştıracak bir rakip Dan göre. Dan, yani... güzel bir striking maçı yaparlardı. Aynen. Orada da işte avantajlarıyla, fiziksel avantajlarıyla fark yaratabilirdi bence Jalen Turner. Aynen. Elinden sakatlandı işte. Dan Huker o yüzden çekildi. Mateusz Gamlot da hani kabul etmesi Jalen Turner'ın da bu maçı e, büyük cesaret bence. Çünkü tamamen şey değişiyor. Ne kadar süre Bi oldu? Biçim değişiyor yani. Gamrot'un yani, stil değişiyor. Çok şeyde değildi. Zaten bir önceki PPV'de kırık değildi. E, ondan önce olmuştu yani 3-4 hafta falan olması lazım. Yani bir aylık bir hazırlanmayla giriyor. Evet. Yani bu adam tabii antrenmanlardan çok kopan bir adam değil ama yine de dövüş yani moduna girmek, dövüş formunda olmak ayrı bir konu. Dolayısıyla onu onun için dezavantaj mı avantaj mı emin olamayabilirsin. Belki de rakibi için böyle bir stil değişikliği dezavantaj olabilir. Yani Turner için daha zor olabilir. Dolayısıyla bu değişiklik... Yani Turner için daha zor olacağını düşünüyorum zaten. İşte ikisi için de olabilir. Durumdan duruma değişir. Bu maçta olabilir gerçekten. Dediğin gibi Turner için biraz dezavantaj gibi olabilir. Bir Denokur gibi bir striker'a hazırlanırken. Gamrot'un da short notiz maç alması falan. Hani o seviyedeki birinin. O da ilginç geldi bana ama. Yani şöyle o da muhtemelen bunu bir an önce atmak istiyor üzerinden. O ilgiyi. Hı hı. Ee, bazen yani ters tepebilir bu kararlar tabi. Tam recovery olmadan ya da mental de recovery olmadan. Ama bazen de bir fırsatı gördüm. Neden olmasın diye düşünebilir. Belki yani daha Turner'ı daha Hı -hı. E, yenilebilir yani daha e, kolay bir rakip olarak gördüm bilmiyorum tabii Küçümsememiştir umarım. Dövüş biçimlerinden bahsedersek işte Jalen Turner ters kart zaten. Evet. Ee, ve bu arada ters kartlar kartı var. yani bu arada. Ya bayağı öyle, ters kart var aynen. şey, Jamie Pickett'da herkesi southpaw. Burada Hı -hı. da dediğin gibi, Jaden e, Turner. Mateusz e, Gamrot iki kartta dövüşebiliyor. O da ters kart çıkabilir yani hani karşılaşmaya. Yani ters kart olmasın, ters kart çıkabilir... büyük ihtimalle çıkabilir bu arada gibi geliyor bana Gamrot çünkü. Ben o, düz çıkar diye düşünüyorum. Çünkü öyle. single legleri açık bırakacaktır yani ortaya çıkacaklar. İlki iki bacağa Hı -hı. yakın olursa, en yani strike'larla bence çünkü buradaki kazanma formülünde e, güreş çok büyük etken Mateusz Gamrot için. Hı -hı. Güreş striking birleştirip belki de güreşe çekip biraz daha fazla yerde tutmaya çalışıp bu gibi karambollerle ben tahminimi söylemiş gibi oldum ama amacı biraz puana götürmek gibi bir e, stratejiyle çıkacak gibi geliyor bana. Gamrot. Evet. Ee, şunu da ekleyeyim. Jalen Turner e, 13 galibiyetinin 13'ünde de bitirdi rakipleri. 9'u knockout, 4'ü submission. Çok etkileyici. Evet. Yani hiçbir galibiyeti hakem kararına gitmiyor. Ya Burada da giderse bence Gamrot kazanır. Hani çünkü Gamrot çok yoğun dövüşen bir dövüşçü. Yani kaldı ki hani bir sürpriz Turner'ın yani bu maçı kazanmak için bitirmesi lazım ama eee Gamrot'un da bitmeyen bir yani dövüşçü olduğunu da biliyoruz açıkçası. Acayip dayanıklı. Ama e, fe, önemli hasar alabilir bu karşılaşmada. Yani çünkü ters vuruşları var hakikaten. Hani dizleri de çok iyi atıyor gövdeye. Yani Gamrot'un fiziği de tam uygun yani o dizleri yemek için. Fakat o dizleri atarken, orta tekmeleri atarken Yakalatırsa tekmeyi, Gamrot'un altından da çıkması çok kolay değil açıkçası. Yani evet. Dolayısıyla hani sen de puanla derken herhalde yerde kontrol gibi mi düşünüyorsun? Evet yani bitiriş gelirse bir şekilde gerçekten iyi yakalarsa ee, yani Turner'a veriyorum ama benim tahminim bu maçı 3-2 yani 29-28 ee, gamrot. gamrot alacak gibi geliyor bana. Yer, yani güreşle, klinçle yere indirme, biraz daha oyunu kirletme yani, e, stratejisiyle. Şeye bakacağım da yani bu Gamrot'a karşı bir şey de söylemek istemiyorum şu anda ama e, 70 <laughs> Bir taraftan kolye. bana hem fikir dolmak istemiyorum farkında. Ya evet biraz ondan dolayı galiba. şey Sen şimdi Turner deseydin ben Gamrot diyecektim Bu bilinç aslında altında ama. bir şey. <laughs> yani olay biraz kızışsın diye. Gü, benim bu arada gün içinde fikrim evet. falan değişti bu konuda. Yani çok aradayım aslında. Yani maç belki çok yakın görünmeyebilir ama öncesinde insan şu an yakın hissediyor. Yani hem Turner'ın hazırlanmış olması hem bitiriş oranı senin dediğin gibi hem de belki bu yani burayı için her şeyini iyi kullanırsa, iyi yakalayabilirse Gamrot'u bir bitiriş de gelebilir ama tabii gam, Gamrot da şey yani Sağ Gamrot'a baktım emin olmak için. E, kimse bitirememiş Gamrot'u. Submission'la ya da e, Nakaltı ilgisi yok. İki ilgisi de hakem kararıyla gelmiş zaten. Dolayısıyla yani dayanıklılığının Acayip bir göstergesi bu. Ee, bu karneye karşı bir şey diyemeyeceğim ya. Hani nakat olur diyebilir miyim diye düşünüyorum. Ama yani Gamrot da bitiremez gibi geliyor açıkçası. hani yerde tutması da Jalen Turner'ı o kadar da kolay olmayabilir. Çünkü çok bacakları uzun, işte kolları uzun Fizik olarak kontrol etmesi çok kolay olmayabilir. Ama işte o tür tek damlarla Yani aynı fikre geldim senin de şu anda. E, ee, Jalen Turner'ı ben biraz güncelledim kafamda çünkü hani sen ne hani bu programa başlamadan önce izledim maçlarını vesaire. Hani hakikaten etkileyici bir dövüşçü ama e, kötü gibi geliyor bana Gamrot. Yani keşke Dan Hooker olsaydı. Striking'de bence hani çok iyi bir striker Dan Hooker'du ama orada bir fark yaratabilirdi gibi geliyor bana Dan Hooker'a karşı ama Gamrot gerçekten stil olarak çok hoş bir eşleşme değil Jalen Turner için. Ben de puanla Gamrot diyorum o yüzden. Şu ana kadar. Hem fikir, hem fikir gibi Aynı şekilde evet. gidiyoruz. Ama burada işler değişebilir belki. Diyeceğim değişmeyecek herhalde. Geoff <laughs> Neal, Şavkat Rahmanov. <laughs> Şavkat Rahmanov ne diyelim? E, bilmeyen varsa açsın YouTube'u, o video paylaşım sitesini, bu video paylaşım sitesini açsın, Şavkat'ı izlesin şöyle huşu içerisinde. Laura Sankon'un bir yorumlarını dinlesin. Laura Sankon'un yorumlarını dinlesin. <laughs> e, Şavkat Rahmanov. 16 maç, 16 galibiyet, 16 bitiriş, 8 nakat, 8 sabmışın. Onları da sanki bilerek ayırmış gibi yani hani öyle bir. Ne istiyorsanız var gibi. Yani yani. ben de her şey var. Yani o öyle bir adam ki yüzünde hiçbir gerginlik ifadesi yok. Hani maça çıktığında da ayrıldığında da maç içerisinde de yüz ifadesi hep aynı. Adeta nefes alıp vermiyor gibi zaten. Ee, nefes kardiyo konusunda da çok rahat gözüküyor. Ama onu zorlayan biri de çıkmadı. Ee, şavkat'ı. Bakalım Cofnil e, olacak mı? Sıralamada yukarıda Cofnil Neal. Şavkat'tan. Joff de şöyle diyeyim. E, son iki galibiyeti etkileyici Ponzinibio ve Vicente Luque'ye karşı ve Luque'yi bitirdi. Evet. Vuruşlarla. Ama sana bırakayım sözü sonra da. Joff kaç numara şu anda? Ben onu sorayım sana bir taraftan. Ya ona bakmadım. Üyesinin bu hafta başlarında şey site kitleniyor. Okey. Problem yok. Ya şöyle. Yeniledikleri için. Şavkat resmen dövüşme tarzı bana şu, şunu yani onu dövüşürken izlerken antrenmanlarını hayal ederken şöyle hayal ediyorum. Bu adam hemen hemen her şeyi görmüş antrenmanda gibi. Yani tüm işte 50-50 pozisyonlarda, güreş pozisyonlarında ya da yerde farklı işte grappling pozisyonlarında o kadar artık kas hafızasıyla yapıyor ki yani hiç heyecanlanmıyor senin dediğin gibi. Bu da şu yüzden olabilir anca. Sen orada daha önce bulunmuşsundur, biliyorsundur. O kadar rahatlıkla pozisyonu çevirebiliyor. Yani ne yapacağını çok iyi biliyor. Karşı tarafın dengesini çok iyi hissediyor. Çok güzel triplerle değer alabiliyor. Yerde de çok iyi oyunları var. Oyunu yani istediği gibi çevirebiliyor. Yerde bir de hani ekleyeyim. Yerde mesela şey rakibi tutması, rakibi alan verip tutuyor. Yani evet. bu çok etkileyici ve rakip hala kalkamıyor yani. yani o mesafeyi verip tutuyor. İşte yani. çok çok hakim şeye. Yani o karşı tarafın vücuduyla tek parça olup onun dengesini de yönetmeye çok çok hakim. Bu bence çok etkileyici. Ben strikinginden çok işte grapplingin bu tarafıyla. Yani bu tarafından etkileniyorum adamın. Birçok konuda bu arada fiziksel olarak da avantajı var. Özellikle reach konusunda. Jeff Neal daha kısa taraf. E Jeff Neal'in tabii biraz hı daha hı. sert yumrukları var bu adam. Evet. E, yani bitirmeye yönelik atıyor tüm yumruklarını. E, böyle bir şey olabilir mi? Yani Şavkat ters bir yumruğa yakalanabilir mi? Yakalanabilir ama genel olarak benim gördüğüm bu maç eşleşmedeki Jeff Neal'ın büyük oranda şansı bu ihtimalden ibaret gibi. Ben şöyle söyleyeyim. Ben de tabii ki dövüş sporları. Herkes bir yumruğa yakalanabilir ve e, yeni yenilgisini alabilir. Ama Geoff Neal'in de bayağı bir maçını izledim. O da ters kart. Evet. O, arada. o da ters kart. Ee, hani kart değiştiriyor falan da değil. Yani tamamen ters kart. Evet. Dövüşüyor zaten. Yani kontralar daha çok belirleyici ama öne doğru giderek dövüştüğü zaman yani ofansif gittiği zaman daha etkili oluyor. Bir Santa Lucia maçında da böyle olmuştu. Öbür türlü onu ittiği zaman rakip biraz daha kontraya da kalıyor yani haliyle kontrada kalıyor. Ee, ama çok öngörülebilir kombinasyonları var Joff Neal'in. sağ direk ya da sağ direğe ikileyip sol. Hep, hep o solu arıyor yani hani sonuçta. Ee, ve rakibin işte ters kartı olduğu için de rakibin ayak içinde, e, bacak içinde kalmak istemiyor. O açıyı değiştiriyor falan ama hani Şavkat'ın strikingine bakıyorum. Yani hem dik dövüşüyor hem parmakları ucunda ve e, o kadar yani mesafeyi iyi ayarlıyor ki hani vuruş mesafesine giriyor, rakip vuruşu atarken geri çıkıyor. Çok iyi görüyor. Bir kere çok iyi görüyor Şavkat. Yani Geoff Neal'in öngörülemezlik, yani bir patlayıcılığı var Geoff ama bu Şavkat'a etki edebilir mi? Bence ben şüpheliyim bu konuda. Bir de yani vuruş de hani kombinasyonları da çok çeşitli olmadığı için Şavkat'ın striking manasında kontrol etmesi etmekte çok fazla zorlanmayacağı bir rakip olduğunu düşünüyorum. Jeff Neal'ın. Ee, yani tabii ki dövüş bu. Her şey olabilir. 16-0'la geliyor buraya ama yani burada e, kolay bir maç olacak gibi geliyor bana Şavkat için. Birinin bir şeyi gidecek yine bu maçta. Şimdi Jeff Neal'ın da eee bitirilişi yok sanırım. Hiç UFC'de bitirilişi Bakalım. yok diyebiliyorum. Eee Şavkat'ın da bitiremediği rakip yok. Evet. Şavkat'ın da puana gidiş gitmesi diye. En son yok. Nil Magny'i bitirdi ki evet. yani illa Allah edeceğiniz. Asla bitir, bitirmenin çok zor olduğu bir rakip. Nil Magne. onu evet. boğdu Şavkat. Şavkat'ın tüm submission tarzları boğmaya yönelik bu arada. Ya rear naked çok. Çok tehlikeli bir giyotin. Yani gerçekten çok tehlikeli bir giyotin. Yakaladı mı gerçekten bitiriyor yani. Ve yani çoğu kişinin kontrol amaçlı tuttuğu giyotinleri yani güreş pozisyonlarında kontrol amaçlı tuttuğu giyotinlerden adam bitiriş getiriyor gerçekten. O bence çok çok etkileyici. Ee, ya da triangle var galiba sanırım. Ama genelde boğmaya yönelik submission'lar yani mesela arm bar ya da işte e, leg lock falan gibi şeyler yok çok fazla. Adam Ama işte Grand kaldığı için biraz daha kafaya belki oralardan evet, evet. daha fazla boğma yaratıyor. O yani bölge açıkçası. odaklı zaten aynen. Kafa odaklı gidiyor adam. Dolayısıyla yani ben direkt söyleyeyim sana tahminimi Söyle istersen. Tabii, ya bir iki kontradan ben başta ilk başta striking'i tartacağını ve striking'de bir sallama anı bekleyeceğini düşünüyorum. Gerçekten çok önlü görülebilir gelecek Jeff Neal ona, Şavkat'a. Ee, Jeff bir salından sonra kontra solla çıkıp yakalayabilir muhtemelen. Salladıktan sonra da herhangi bir yere alındığında e, ben rear naked çokla biter gibi geliyor bu maç. İlk iki round diyeyim hadi. İlk round demeyeyim, ikinci round ben da Madem kolay dedim, arkasında durayım. ilk round Grand Ampound diyeyim, and pound şavkat yani. dediğin gibi yani bir sarsacak hani tek tane gitmeyi bence düşünmeyecek de yani hani zaten düşünmüyor çok fazla aslında striking evet. kullanmayı ilk başta hedefliyor şavkat. ]likten. Bu adam o yüzden iyi gidiyor bak aslında hani ekonomik grappling derler ya aslında bu adamın şeyi de çok ekonomik işte strikingi de çok ekonomik hani bazı dövüşler için gaz tanki sorunu yok aslında adam çok yakıyor diyoruz ya bence Hı. şavkat da az yakıyor abi çok bakarak gidiyor gereksiz hareket yapmıyor. E çok böyle kendini kasmıyor. Bir pozisyonu zorlamıyor. Bu dalışı zorlayıp da illa yer alacağım diye zorlamıyor. Hiç. Ne getirirse pozisyon oradan devam ediyor. Evet. Onu kabul ediyor falan. Dolayısıyla bu, o tarz ona çok yarıyor yani. Grappling manasında zaten tek downlar, yerde bitirişler falan. Aslında rakibin yaptığı denemeyi kontraya çeviriyor yani geçişe Aynen. geçişi yapıyor. yere alan o oluyor. Aynen. Yoksa kendisi ekstra bir tek dam deneyen bir adam değil Şavkat. Yani dolayısıyla hani burada da yani takedown den biri deneyecekse bu Neal olacak. Striking de biraz ne diyeyim cevapsız kaldığı için olabilir. Cofnil ee, de çok ezmiş gibi oldum ama ya bu Cofnil ile alakalı değil. Evet. Şavkat alakalı bir durum. Tam diye. onun seviyesini göreceğimiz bir rakip seviyesiyle dövüşmediniz Şavkat gerçekten. Bence de. Yani Nilmag, Gerçi Neil bitirmesi bence etkileyici. Yani en etkileyici galibiyet de o bana. E mesela Hamzat'ı denedik ya, test ettik şimdi mesela. Evet. Çok bomba bir testten geçti Hamzat. Zor zarda olsa geçti. Öyle bir test Öyle, olmadı o, yani. te o testiniz olmadı ama bu Neil Magny o teste geçecek kapıyı açan adamdır. Bundan sonrası o test yani muhtemelen. Ya zaten hani bu hafta içerisinde Hamzatla karşılaşırım dedi. Hani bu evet, ayarlar evet, o, varsa, yani seve seve dövüşürüm güzel bir maç. Ama ayarlamazlarsa da sorun değil. Böyle de bir adam mesela <laughs> yani Şafkan. Yok Umurunda değil o belli ki aynen. <laughs> Ve Karttaki UFC 285 kartındaki ilk kemer karşılaşmamız Valentina Shevchenko ile bu tür isimleri andığımda ben her zaman diyorum büyük şampiyon. Valentina Shevchenko ile Alexa Grasso arasında olacak. Sinek ee, Sineksik'te Şampiyonu karşılaşması. Büyük şampiyon diyoruz çünkü bir dövüş makinesi. E, lakabıyla Balıt Kurşun e, Valentina Shevchenko ama son maçında son kemer koruma maçında ki 7. kemer koruma maçıydı sanırım o biraz sıkıntı yaşadı. Ayrı kararla kazandı zaten. Kadınlara da rekor mu? Ol, olabilir ama yani, aman da, yani ya ondadır ya Amanda'dadır zaten. da değildi ama değil mi? Kesin. Joanna Yoana 5'te mi 4'te mi kaldı? Neyse. Unuttum şimdi. Yani son maçında Tayla Santos ayrı kararla yenmişti. Tayla Santos'un kazandığını düşünenler de var bu arada. Öyle yakın geçmişti karşılaşma. Burada Alexa Grasso tabii e, boksu çok iyi olan birisi. Meksikalı zaten. Meksika stilinden geliyor. ve Boksu gerçekten iyi. Onu da amcası... Francisco Grasso çalıştırıyor. Zaten Irene Aldana da aynı takımda. O takımdan çıkanların boksu iyi... açıkçası. Onlardan biri. O da son maçında 2022, 2022'de Vivian Araujo'yu... yenmeyi başarmıştı hakem kararıyla. Açıkçası Valentina'yı bir yerde bozmanız lazım. Tayla Santos bunu yapmayı başardı. Alexa Grasso sence yapabilir mi? Yani yapabileceği yer herhalde zaten boksu olabilir bir tek gibi duruyor. Ya ben ben de sana bir soru sorayım böyle başlayalım. Tamam soruyu. Valentina'nın oyun planı olarak senin tahminin ne bu konuda burada zaten çok büyük bir tek tehlikesi görmüyorum. Baştan sona 5 puanla da olsa ya da bitirişle de olsa ben bu kızla bir Muay Thai maçına bir kickbox maçına çıkayım diye mi düşünür? Ya da gerek yok hiç e, risk almaya ben bunu yere indireyim yerde bitiriş yapayım diye mi düşünür? Grasso Grasso'da hiç zayıf bir, e, her ne kadar grapplingi o kadar ön plana çıkmıyor olsa da fiziksel güç olarak zayıf biri değil. O da güçlü biri yani. Birçok kişiye Grappling'de defans evet. göstermiş, direnç göstermiş bir dövüş. Aslında narin gözüküyor Grasso. Evet. Hani güzel de bir kadın falan. E, bir narin görüntüsü de var ama yani bokstaki vuruşları falan, tekniği falan çok iyi yani. Evet. O yüzden sert çok vuruyor sert. aslında. Aynen. Hani nakal gücü düşük. Yani nakatlı galibiyet sayısı da çok az tabii ki Grasso'nun ama ya çok iyi işliyor. E, açıları çok iyi buluyor. Soruna yanıt olarak şunu söyleyeyim. E, Valentina Shevchenko bir dövüş sanatçısıdır. <gülüyor> <gülüyor> Ve bana kalırsa yani maçlarda kendine rakibin dışında bir challenge yaratıyor. Bir meydan okuma alanı yaratıyor. Ve rakibin iyi olduğu yerde bence yenmeye çalışıyor. Yani böyle bir e, tavrı var bana kalırsa Valentina Shevchenko'nun. E, ki daha önce yaptı bunları kim oldu hatırlamıyorum ama hani jiji sövülen yani Andraji yeri aldı mesela. Ya mesela orada bir yerde bitirdi zaten andraje. O tür şeyler yapıyor. Burada da Alexa Grasso karşısında striking'te e, iyi iş çıkarabilir. Ya yani dövüş sanatçısı diyorum ama ya çok acayip bir karakter gerçekten. Juliane Peña'yı arm Onu diyorsa olabilirsin belki. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakacağım şimdi. Bebe 135'teydi o maç. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani 4 maç öncesi olması lazım yani yere aldı falan hani yerde en e, tehlikeli yani rakibinin en tehlikeli olabileceği alana çekti e, maçı öyle bir karnı ki gelemiyorum bir türlü. <laughs> Jennifer Maya, Jennifer, Jennifer Maya maçı. Onunla ye yere gitti yani. hani Gitmeyi tercih etti mesela. Abi onunla yere gitti. Holly Holm'la ayakta dövüştü yani. Holly Holm'un ilk yenilgisi sanırım UFC'de. Yine yanlış hatırlamıyorsam. şu e, ee, anda yanlış hatırlamıyorum evet, de. Evet evet Holly Holm bu, kadın oldu. dediğin gibi tercihe tere atıyor yani. Hem karşısındakinin oyununda bile onu yenmeye yenmeyi kendine bir şey görüyor gerçekten. Bir challenge olarak görüyor. Evet. Ama burada Alexa Grasso dan ziyade şimdi yine Valentina'da ya odaklayayım, odaklanayım. Valentina'da da bir her ne kadar yaşı ben son programda yanlış hatırlamışım 34 yaşındaymış ama. Hı bir yaşlanma belirtileri yavaş yavaş görmeye başlıyoruz gibi sanki. Yani ya da böyle bir yavaşlama ya da kariyerinde böyle bir grafiğin böyle bir düzleşmeye başladığı bir yer gibi. Çünkü işte çok Jessica mesela galibiyetinden sonra birkaç maç sonra şimdi yavaş yavaş split decision'larla yani ayrı kararlarla kazanmaya başladı. Bir noktada yakalayacak onu. Yine yaş, zaman. Ee, ama sanki o gün bugün değil ya. ya o kişi de Alexa Grasso değil sanki. Değil. Bana gelen. Ee, şunu da bilgi olarak vereyim tabii ki. Ee, dövüş sanatçısı diyoruz. Yani bir de bir dünya vatandaşlığı durumu var Valentina Şevçenko. Bu maç için de gitmiş Japonya'da çalışmış. Gerçekten mi? Ha, Aynen. Mi? Japonya'da Hiroshi Suraya ile çalışmış. Pavel e, Fedotov her zaman yanında zaten onunla beraber gidiyorlar başkoçu. koçu. Chiba takımında çalışıyor. Pavel ee, çocukluğundan beri zaten. Tabii. Yani Tayland Yuasa bir önceki maçta köşesindeydi Japon dövüşçü. Onunla beraber onun takımına gidip çalışıyor. Eee izleyenler sen de e, izlemek isteyenler yani izleyeceğim, de izleyeceğim. Japonya görüntülerini görebilir. Ya bu manada da açıkçası hayranım kadına yani. Hani gittiği her yerden bir şey almaya çalışıyor. Dilde konuşuyor bu arada. Dilde konuşuyor. Kaç yedi, 8 tane dil biliyor zaten. Şimdi bu maç için Japonya'ya gitmiş. <laughs> yani ha, Japonya'da çalışmış. Ya şey gibi kadın ya. Yani a, ya ajan gibi kadın gerçekten yani. E, evet yani, evet bir ajan olsa böyle yani, olur herhalde. Dans ediyor, dövüşüyor, ateş ediyor. Her şey var. Dil konuşuyor kaç tane falan. Her şey var dediğin gibi. Kültürüne bağlı. Çok yetenekli. Aynen. Bu arada çok da kibar, düzgün biri. Medeni biri yani. E, hiç böyle saygılı konuşur her zaman. E, rakipleriyle böyle trash talk'a falan girmez yani hiçbir zaman. Tabii. E, o yüzden takdir ediyorum ben de. Espor Plus için de röportaj yapmıştık pandemi hmm, döneminde. Doğru. Evet. O yüzden her türlü soruyor. Türkiye'ye de gelmiş bu arada yani. <gülüyor> <gülüyor> e tabii gelmiş. Dünyayı gezmiş zaten yani. Zaten geçenlerde Türkiye'deydi. Alanya'daydı galiba. Öyle mi? Tabii. 3-5 ay önce galiba. Antony'la beraber. Tavlası. Yani. Evet. E, maça geçelim madem tahmine. Ya tahminim Şevçenko şöyle. övdüysek kadar. Burada da Şevçenko saltbol. Ters kat dövüşmeyi evet. seviyor. Ee, Şevçenko çok... Yani diken üzerinde çok ani hareketlerle gir çık gir çık yaparak... Rakibini tartan bir dövüşçü. Valentina. Alex Ograsso'da da dediğim gibi... Meksika stili bir boks gerçekten kendini belli ediyor. Hem kombinasyonlarıyla. Bence bir kadına göre sert de vuruyor bu arada. Yani kadınlar arasında et sertlerden bir tanesi. O dayanıklı da. Dayanıklı da aynen. Burada ayırt edici özellik eğer Valentina çok fazla grappling'e girmezse, işi klince sokmazsa sokmaya da bilir. Bazen böyle çok temiz, daha güvenli tarafta kalmayı tercih ediyor. Tekmeler biraz oyunu değiştirecek gibi geliyor bana. Valentina biraz daha yine bu maçta oblik kicklerini, ki buna main event'te çok bahsedeceğiz bundan. Oblik kicklerini ya da döner tekmelerle push kicklerini e, işin içine sokup, başta biraz daha bacaklara, vücuda çalışıp yorup, e, biraz daha sonlara doğru kardiosundan yani yüksek tekme de arar, knockout arar her zaman ama gelmezse de knockout, kardiyonun azalmasına yatırım yapacak şekilde bir dövüş tarzıyla kötü senaryoda puanla kazanmaya odaklanacaktır gibi geliyor bana ama stilleri nedeniyle her ne kadar Alexa da çok iyi bir dövüşçü olsa da sanki ağırlıklı Valentina 49-46 puanla yener gibi geliyor bana. Öyle diyorum. Puana gidecek diyorsun. Puana gider. ve 49 46 Valentina yener diyorum. Bitiriş göremeyebiliriz burada. Alexa Grasso kariyerinde bir kez bitirildi. O da submission'la. Ee, kimeydi diye bakıyorum. Tatiana Suarez'e yenilmişti. Asıl bak o siklette Tatiana Suarez doğru hatırladım ben de Tatiana Suarez'i e İşte gerçek contender o da. Evet. E, yani işte. Ama o siklette dövüşmeyecek. Evet. Alt siklet, bu hafta sonu dövüştü. alt siklete düşecek. Yani gerçekten evet yani kemer alabilecek. Hatta bu siklette de bu arada kemer alabilecek. Alabilir Yapıda. Birazcık Biraz tabii yani istemiyor. Çöp siklete düşmeyi hmm. istiyor. Evet. Puanla diyorsun. Ben de hadi şöyle diyeyim. Ben de bir bitiriş Şöyle dördüncü rahatta Alexa Grasso ilk nakaltı olacak? Vay. Valentina Shevchenko karşısında. Bir high mi? Diyeyim. Ee, yok. Yüksek tekme değil de yani gene Grand Pound geliyor aklıma da yani. Bunu da. Grand Pound'la. Ama bir vuruşla başlayan Grand Ampound sekansıyla diyelim. Grand Ampound gecesi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Anakarta seni şaşırtmak için böyle bir ana maça. Geçin. Ana maçın tahminini ilk senden isteyeceğim ama şimdi tartışılır da. Tamam. John Jones, Cyril Gunn değerli izleyenlerimiz. John Jones geri dönüyor. Yayının başında da söylediğimiz gibi 3 yıl sonra tarihin en iyilerinden bana kalırsa en iyisi bu arada tartışılır tabii ki. Sürekli tartışılan bir mevzu. Ve Ağır siklette geri dönüyor. Cyril Gunn karşısında aslında Francis Ngannou ile karşılaşacaktım. Fakat Ngannou'yu gönderdi UFC. Daha doğrusu Ngannou kendi gitti. Üyesi gönderdim dese de. dolayısıyla Cyril Gunn geldi. Yine iyi eşleşme. Hani Ngannou tarafını zaten yani. programlarda da konuştuk. Artık girmenin çok bir anlamı yok. Bu eşleşmeye bakalım. Cyril Gunn eşleşmesine. yani şu manada tarihin en iyisini kendisi sağlamlaştıracağım dedi burada kemeri alarak. Ki bunu hakikaten yapabilir. Yani yapacaktır çünkü ağır siklet bu. Yani her dövüş sporunda en önemli siklet. Ee, gezegenin en belalı adamı ki yani John Jones'tan daha belalısını bulmak zor. Ya, yarattığı skandallarla, karak deriyle yaptığı söyledikleriyle, e, maç sırasında yaptıklarıyla yani o vahşiliğiyle bulması zor. Çok yakışır bu arada. Gezegenin en belalı lakabı, John Jones'a. <laughs> Ama kolay olmayacak tabii ki. Üç yıldır işte kilo alıyor, kas yapıyor. Ee, nasıl bir John Jones göreceğimiz tamamen bir soru işareti bana kalırsa. Evet. Yani hafif ağır sikletteki o dominasyonunu buraya taşıyabilir mi? Derin derin şüpheler var buna dair. Çünkü başka biriyle karşılaşsaydı ben hani ee, daha farklı düşünebilirdim. Ama Sirilgan İlk ağır maçı için iyi bir rakip mi? Orada büyük şüphelerim var açıkçası. Yani çünkü çok tehlikeli, Cyril Gun. Hani John Johnson adeta değil. <laughs> e, hafif ağır siklette, kendi sikletinde yaptığını ağır yapan bir dövüşçü Cyril Gun. Hani e, Cüssesiyle, mesafe ayarıyla, ayak ucundaki dövüşüyle adeta bir orta siklet gibi. E, atletizmiyle. Dolayısıyla bu siklette de böyle çok adam yok. E, ve... o <laughs> Hani abartarak söyleyeyim. Bir alt sıklette kendi aynasıyla karşılaşacak gibi bir durum olabilir. Yani ne kadar bir hız, e, tabii ki dövüş stili olarak farklı ama ne kadar bir hız farkı olacak bu çok belirleyici olacak. Bana kalırsa bu karşılaşmada diyeyim. Yani senin de diyeceklerini alayım. Sonra tahminlere geçelim. Maç içerisinde neler olabileceğine geçelim. Ya yani John Jones dediğin gibi karakteriyle hep dikkat çeken bir adam ama bir olgunluk gelmiş gibi bu DC'ye yaptığı yorumlar. Evet. E, Kanka. Sanki evet. biraz daha olgunlaşmış gibi. Abi şöyle, tabii Fransız maçını göremedik. onu Artık geçiyorum o konuyu çok Umarız pazarttım. olur ileride. Bir noktada umarım Yedim. olur gerçekten. Ama Fransız maçını çıkardığın zaman bence en ilginç maç. En ilginç eşleşme. Ee, ama John Jones gibi birine de bir tune-up fight... Yani böyle bir... Uzun süre ara verdikten sonra... Bir alışma maçı, ısınma maçı verilmezdi. Olmaz. Yani. Olmaz. Olmaz yani. Evet. Ee, zamanında gerçi öyle düşünülmüştü şey. O Missing Maçı. Böyle bir tune-up fight gibiydi. Böyle yine bir aradan gelmişti o dönemde de. Neyse. Burada ol olmaz yani. Burada direkt e, Siklet'in tepesindeki iki adam çarpışacaklar. Bence çok haklı. Yani Silligan'dan başkasını ben düşünemiyorum. Yani şey değil. Stipe değil bence yani. Silligan oradaki adam. Evet. Ama işte nasıl dövüşecekler? Yani özellikle Jon Jones'un nasıl geleceği en büyük soru işareti. Burada biraz daha bir fikrimiz var Silligan'la ilgili. Seliganı birkaç farklı dövüşçüye gö karşı gördük zaten yani şeyde işte Ağrı Siklet'te. Her ne kadar Light Heavyweight Heavyweight heavy, çok farklı değilmiş gibi hissediliyor ama Aralarında aslında vaktinde en büyük kilo farkı olan iki siklet bunlar. Diğerleri 10'ar, 15'er 20'şer pound varken burada 40-50 pound siklet farkı var. Sınıra bakarsan 60 pound. Yani ortalama millet %245-255 geziyor yani diyelim. Dolayısıyla... Hayır sınırı 265 sınırı, pound. 60 pound var 205 yani. 205 pound, yani. 60 pound. 30 kilo var yani. 15 kilo, kilo var yani. yani evet. 30 kilo ya 60 pound. Pardon 30 kilo evet. Deli gibi fark var yani. Neyse. Burada o yüzden nasıl dövüşeceğini tahmin etmek çok daha zor. Yani mesela Alex Pereira'nın light heavyweight'te nasıl dövüşeceğini tahmin etmeye kalksak bence daha kolay. Yani hmm. burada burada daha zor. Çünkü karşındaki adama da karşı nasıl reaksiyon vereceksin onu bilmiyoruz. Şimdi Serigan'ı düşünüyorum. Şimdi Volkov gibi uzun bir adamla da dövüştü. Tai Tuivasa gibi biraz daha kısa patlayıcı adamla da dövüştü. Hmm. İşte Derek Lewis gibi bir adamla da dövüştü. Rosenstruck'la da dövüştü. Rosenstruck'la da dövüştü. Her şeyi gördü. Ha Francis'in baskısına da yani karşılık, karşılık verdi. verdi. Dayandı, bir şeyler yaptı neyse. Altında kaldı güreşte. Yani onunla böyle boğuştu. Neyse klince girdi kaç round. Yani de işte o gelen nükleer bombalara karşı işte kaçmaya çalıştı. Birçok şey gördü ama şimdi John Jones'ta bunu çok bilmiyoruz yani. Onun kaçtığı yumruklar Dominic Reyes yumruklarıydı. Ya da Thiago Santos yumruklarıydı. Ya da Gustafsson yumruklarıydı falan neyse. Burada işte bunlar bence çok kritik. John Jones o siklette nasıl olacak? Her ne kadar antrenmanlarda çok bunu simüle etseler de simülasyonu yapsan da gerçek dövüş şekli yorulma hızın daha farklı olabilir bence. Antrenmanda mental olarak aynı stresi yaşamıyorsun. Yani her ne kadar dövüş şeyi gibi görünse de, simülasyon gibi görünse de biraz sert antrenman, sparring yapsan da ya Bir dakika duralım dediğin zaman rakip duracak biliyorsun. Yani training partnerin duracak biliyorsun. Çok fazla verimiz yok. Antrenmanlardan çok görüntü değil. En yani son bir süpürme da. paylaştı ya, geçen evet. gün. Ya, oradan bir şey çıkarmak çok zor tabii yani. Burada araya giriyorum. Ee, yani şu antrenman partnerleriyle çalışmış. Ee, Jorgen De Castro, Morris Green ve Walt Harris. Yani bunlardan en isimlisi Walt Harris zaten. Ama bu antrenman partnerleri mesela doğru mu diye düşünüyorum. Hani sirgan gibi biriyle karşılaşacaksın. Tabii ki ağır sikletlerle. Yani bunlar doğuştan ağır siklet bu saydığım isimler. Ee, dolayısıyla bunlarla çalışması tabii ki onun için önemli. Ama Cyril Gana karşı doğru antrenman partnerleri bu mu? Ya da antrenman partneri var mı? <laughs> Orada şey. kimi süpürüyordu o? Ben de gördüm onu. Volteris Volteris süpürüyor galiba. Voltares. İşte Volteris de sanırım yine Southpaw duruyor. Tam şey gibi. Cyril gibi. Yani onu öyle bir yakalarım süpürürüm gibi bir mesaj mı neyse yani biraz şey komik buldum ben de. Hı hı. Tabii hiçbiri... Serigan gibi bir adam değil yani alakasız zaten Serigan gibi bir ağır et görmedik yani neredeyse. Böyle yok, bir adamın benzeri yok yani. Yok, evet. e, dolayısıyla ya elinden geleni yapacak tabii o da yani hiç... ...aynısını bulacak hali yok. E, ama... ...onun gibi dövüşen birini belki farklı skat bile olsa... ...getirmesi kampına bence faydalı olabilirdi. E, ama yine de yani tabii... Elinden Mesela Rico'yu Rico getir. Ya Rico da mesela onun gibidir. Rico gerçek bir kickboxer gibi düşünüyor ama dövüşüyor. Silgan bayağı karate gibi, bazen ellerini bile indiriyor. E aşağı, yani sürekli zıplama modunda bile dövüşüyor. Grappling'e de güveniyor. Submission'da bir sürü galibiyeti var zaten. Şimdi orada birkaç konu var. Grappling konusunda Silgan'ın aslında birçok submission galibiyeti vardı. E, Fransız maçından önce de. E, Fransız maçı sonrasında Francis'e karşı olan performansından dolayı eleştirilince ya ben aslında hiç beklemiyordum. Beklesem böyle olmaz yani. Hiç grappling'e gidecek dövüş diye beklemiyordum gibi bir argümanı var Sriga'nın. Şimdi John Jones'a karşı doğal olarak bekliyorum böyle olmayacaktır diyor. Bu ne kadar doğru mesela? Bu bir soru işareti. İkincisi John Jones'un ben e, şeye çok yani takdir ediyorum. E, Light heavyweight'teki kardiyosuna takdir ediyorum. Ama ağır siklete bu kardiyo ne kadar geçecek? Ne kadar hızlı enerji bitecek? Ona emin olamıyorum. Üçüncüsü John Jones'un ağır sikletteki hızından emin olamıyorum ki bence yani light heavyweight'te de en hızlılardan biri değildi. Doğal olarak o boyla, o işte reach'le. Şimdi ağır siklette bence Siligan'dan belirgin yavaş kalacaktır gibi geliyor şu anda. Yani yan yana gelmeden anlayamıyorum şimdi ikisini ayrı ayrı görüyoruz. Yan yana gelmeleri lazım ki bir aha tamam bu kadar fark yokmuş ya da oha çok fark varmış gibi bir şey diyeceğiz yani yana gelince. O çok büyük bir avant, yani bir belirleyici faktör olacak. Srigan biraz daha belli. Srigan'ın ne yapacağını tahmin edebiliyorum maçta. Yani oraya geçecek olursak eğer, yani kazanacak formülere... Fiziksel tek... özelliklerinden bahsedelim mi ikisi aynı Aynı, boyda, aynı boydalar 1.93. Evet. Bir bir ee, kanıt açıklığı olarak tabii ki John Jones'un dövüşünü ekstra e, keskin kılan ve etkili kılan bir alt siktetti. Acayip bir avantajının olmasıydı. E, vuruş mesafesinde ama burada o kadar büyük bir avantajı yok yine de bir avantajı var 9 cm kadar. Evet. Üç Ama o kadar işte. büyük değil yani. Hani, e, dolayısıyla hani o dirsekler rakibe göre yumruk oluyordu e, bir alt bisiklette. Burada öyle bir şey yapması çok kolay değil. E, yani fiziksel bir avantajı olmayacak gibi gözüküyor silürgana karşı. Yani evet. Jon Jones en kare stiline yakın dövüşlü adam maçı da o da çok alakasız bir cüsse farkı olan biri. yani çok daha küçük biri ondan. Şimdi John Jones geldi ritmini şöyle kullanmayı seviyor. Yani Mümkünse yaklaşsın. Ya da çok iyi mesafede tutsun karşısındaki adamı. Böyle kaçsın. Evet. Ya da yaklaşıyorsa kendi basan tarafsa mümkünse iki elini birden tutsun. Oradan dirsek çıkarsın. Ya da başka bir opsiyon or oradan tutup cep çıkarsın. DC'ye yaptığı gibi. Aynen. Böyle en tutmaya. Çok gibi. Şimdi senin rakibi tutman için onun da sana kare düz duruyor olması lazım. Şimdi Silgan çok alakasız duruyor. Şimdi böyle bir şey ona yapamayacak. Başka bir şey bulması lazım. Şimdi John Johnson burada en büyük silahları bana sorarsan Yere alabilirse yere almak tabi çok büyük bir artı olacak onu. Fernan Lopez güreşini kullanacağını biliyoruz dedi. Ganın koçu. <laughs> Ona göre önlem alıyorlar e, sanırım. Single leg orada olacak çünkü. Yani adı, o Siligan stans yan duracak sürekli. Evet, Onun dışında ayakta e, tabii ki en akla gelen kısım dalış ya da güreş olduğu için hemen öyle başlamayacaktır tabii ki doğal olarak. Mesafede başlayan dövüşlerde oblik kickler işe yarayacaktır. Şimdi yan duran adama karşı, e, silgan gibi yan dövüşen bir adama karşı hadi southpaw böyle dövüşe diyelim. Volkov mesela o kadar işe yaramamıştı Volkov'da çünkü push kick'ler var daha çok. Onu tutturmak daha zor. Ama push kick değil de yana doğru mesela oblik kick atan bir adam hmm. onu tutturma ihtimali daha fazla. Mesela oblik kick'lere kesin dikkat etmesi lazım Siligan'ın. Ama şöyle de bir avantaj var. Siligan da kendisi de tekme atan bir adam. O hem oblik kick atan adam hem leg kick atan adam. O tarafta bu tekmelerin savaşı ilginç olacak bence. Hmm. Diğer tarafta yine clinch ve clinch'teki dirsekler John Jones'un avantajı olabilir. Basma konusunda eğer daha ağır çıkarsa. Şimdi daha ağır çıkabilir gibi geliyor bana. Kilolarını bilmiyorum şu anda. E, John ya, o, göreceğiz. Zaten büyük sürpriz olacak. Aynen. Belirleyici olacak belki de. Basan taraf olacaktı. Bir, yine hareket taraf Cyril Kaçmaya çalışıyor. Circle out yapmaya çalışıyor. John Jones ise basan taraf. Bir açık bulmaya çalışan taraf. Bir durmaya tutmaya. Oyunun temposunu düşürmeye çalışan taraf olacak gibi geliyor bana. E, i̇şte bu tekmelerde de destekleyerek. Ama Cyril da çok iyi tekme atan bir adam. Cyril avantajına ya daha doğrusu oyun planına gelecek olursak. Bence ceplerle puan toplama yönü O puan maçına döndürmeye çalışacak Sri Lanka'da. maçı gibi. Rosenstruck maçı gibi, Hı -hı. Tai Tuivasa maçı gibi. Tai Özel... maçında bir kendini kaybetti ama kendi seyircisi önünde olduğu için muhtemelen. E ya orada bir heyecanlanmış olabilir bir karışmaya tabii. Karışmaya girdi. Bir de o kırışmaya gir birkaç kere başarılı çıkınca özgüven artınca girdi ama yumruğu yiyip knockdown olunca tabii bir kendine geldi orada. Evet. Ama ondan sonraki o yani Tai Tuivasa'nın Tai Tuivasa maçının İkinci, üçüncü roundu falan mükemmel maçta yani baştan sona. Orada Jon Jones için tehlike olan e, Srilgan'ın tekmeleri ve bir noktada bence sol, vücuda sol tekmeyi birkaç tane vurmaya çalışacaktır. Srilgan. Özellikle karaciğerden yatırmaya ya da en azından yormaya çalışacaktır bir sonraki roundlar için. E, el dövüşme mesafesinden olabildiğince uzak durmaya çalışacaktır çünkü. Silgan'ın da aslında infayta iyi yani hani dirsekleri iyi dirsekleri ee, tabii ki, tabii ki ama John Jones mi? muhtemelen tarihin bu manada gelmiş geçmiş en biri. O çok büyük bir risk şey işte. John Jones'a dirsek atabilecek mi? Işte tellerde clinch oyununa gir. Dirsek çıkar ya da dönerek dirsek çıkaracak hamlelerin olabileceği mesafeden dövüş. O dövüş tarzı John Jones'un John John oyunu yani. Tam e, isteyenler bunun için Glover Teixeira maçını izleyebilirler. John Jones'un. Birçok maç. Yani Gustafsson bir maçı mesela. Gustafsson maçı. Yani ama. dirsekten sonra oyunun gidişatı değişiyor biliyorsun yani o maçta da. Çok acayip yani dirsekleri bu kadar etkili kullanan ben en iyi isim yani herhalde. İşte o o reach olunca adam yumruk atar gibi dirsek atıyor o mesafeden ya da Grand panda dirsek atmalar falan. Ki biliyorsun şey de öyle oldu zaten. Bu tek, tek ilgisi. de o yüzden yani. Emil karşısında diskalifiye olmuştu. Aynen. Ee, yani dediklerini tekmeler evet. dediğin gibi hani çok çok önemli olacak. Yani zaten hani mesafede Sirilgan zaten aslında dövüş biçimi Silvia'nın çok fazla değişmiyor. Yani hani kontrolü elinde tutarak, mesafede elinde tutarak giden. Ya Taito Yuvasa maçı istisna bir şey yani. Hani Francis Ngannou maçıyla işte grappling mevzusu o da istisna. Ngannou belirledi orada da karşılaşmayı. Ama Silvia'nın belirlediği maçlarda maçlar istediği gibi gidiyor. Zaten. Burada işte belirleyebilecek mi John Jones'a karşı? Ee, hani burada tahmin yapmak gerçekten zor. Çünkü Ba başa dönüyorsun. Hani bir şey söylemeye çalışırken, bir tahmin yapmaya çalışırken nasıl bir John Jones göreceğiz? Nasıl bir John Jones göreceğiz? Hani bir en azından bir tartıyı görsek mesela. O bile bir şey olabilir evet. açıkçası. Hani ağır mı? E, yoksa hafif mi? Ne kadar ağır? E, ne kadar kasalmış? Yanında nasıl duruyor Serilgan'ın? E, daha iri mi duruyor? Hani bunları görsek gene bir şey söyleyebiliriz. O yüzden e, bir sürü soru işareti olan bir tahmin olacak sanırım. Ve ilk tahmini benden bekledin. E, bence temellerine döneceğini düşünüyorum bence oyuncu olsun. Yani komple bir MMA döşüşü tabii ki ama temelleri de güreş. Hani burada Hani bir... Tabii ki belli olmaz. Hani maç içerisinde hani strikingler de üstüne çıkabilir ama... Kağıt üzerinde eşlediğin zaman tehlikelerini, iki tarafın meziyetlerini... Burada fark yaratabilecek konu güreş gibi geliyor bana açıkçası. Hani Daniel Cormier gibi birini ta, e, kariyerinde ilk kez yere almış DC'yi. O ilk maçta üç kez yere indirmişti DC'yi. Yerden sökmüştü falan. Hani e, Güreşte devam etse muhtemelen kolej şampiyonu falan olacaktı. Division 1 seviyesine gelecekti. Ama MMA'ye geçti tabii ki. John Jones biraz temellerine dönecek gibi geliyor. Temelleri derken. ve yerde işte tutup Grand and Pound arayacak gibi geliyor bana. Ama tabii burada Cyril Gunn konusunda hani grappling'i iyi, güreşi de iyi falan dedik ama Francis Ngannou öyle bir tuttu ki yerde Cyril O manada benim de Cyril güreşi, tek take savunması konusunda kafamda bir soru işareti belirdi. Francis Ngannou maçını referans alırsak eğer. Tabii Ngannou gücüyle de tutan... tutma şansı var. Yine John Jones'un ama top kontrolü tabii ki Ngannou'dan çok daha üstün. E tabii. Dolayısıyla altını alırsa orada büyük zorlanabilir Cyril Ghosn. Cyril... E, dolayısıyla geldiğimiz nokta... biraz daha e, tabii ki vuruşlarla, özellikle senin de dediğin gibi tekmelerle başlayacak. İlla ki başlayacak tekmelerle. Ee, boks mesafesine ne kadar gelir maç? Klinç mesafesine ne kadar gelir? Ee, İlla ki o da gelecektir. Tabii ki tellerde sıkıştırma olacaktır ama biri tellerde sıkıştıracaksa... Bu sanki Jon Jones olacak gibi geliyor bana. Ee, ve Dolayısıyla oradan bir takedown... Aradığını... Görüyorum. Jon Jones'un takedown aradığını görüyorum ve... Yere aldığını görüyorum. Cyril Yani tamamen bu tahmindir tabii ki. Her şey olabilir. <laughs> Dediğim gibi Jon Jones'un... Nasıl döneceği belirleyici. Ya Yerde de bitirecek diyorum ya ben. Bitiriş? Bitiriş diyorum ya. Grand Lampant mı? Evet. Grand Lampantlar gecesi. Benim için öyle oldu bu gece. <laughs> dördüncü round diyorum ama böyle ilk roundlarda değil de. Vay canına. Böyle üçüncü, dördüncü round diye. 60 gibi oldum biraz böyle ama yani hani böyle bir... Konuştukça şey oluyor ya böyle ya bir buna... senaryo görmeye başlıyorsun vesaire. Yani ben böyle diyorum ya. Ya bir yerde tabii atmak demeyelim de bir yerde tabii tahmin etmek zorundayız tahmin çünkü bilinmez. Yani bu kadar bilinmezin arasında bu tahmin hani bu kadar yani tahmin, daha tahmin önceki programlardan daha böyle bir kelimeyi abi. E, çok kullanmadım ama yani John Jones'un ağır siklete girişi bir sürü soru barındırıyor. O evet. manaz da o kelimeyi kullandım. Hani e, dediğim gibi güreşi bence güreş bu maçta belirleyici olacak ve. <laughs> John Johnson güreşi çok çok iyi bir güreş. Hani daha çok onu tabii ki striking manasında eski maçlarına bakınca da biliyoruz. Çünkü strikingini müthiş kes yani yol üzerinde de müthiş keskinleştirmiş. Gerekli şeyleri e, eline katmış işte o dirsekler, oblik kickler ve başka bir seviyeye gelmiş. Onu kullanmayı seven ama güreşini çok devreye sokmadı Farsiklet'te. Belki de ihtiyaç duymadı ama burada sokacak yani güreşi devreye girecek gibi düşünüyorum. Yani sonlara doğru bıraktı biraz sokmayı. Aslında işte eee yani. işte Stephen Bonner maçı, Bayter işte, evet. E, Ryan Bader maçı, Chelsea'nın maçı bunları böyle diye istediği gibi yere indirir olmuştu. Ama sonlara doğru tabii DC de dediğin gibi indirdi. O biraz böyle şeydi. O gurur mesaj meselesi, gönderdi. mesaj gönderdi evet. aynen. Orada bir şey o kendi davaları vardı yani. E, ama Thiago Santos hiç yani işte Dominic yani. Reyes maçları eğer onların Onları alacaksak Jon Jones diye alacağımız örnek o denek o olacaksa Burada mesela birçok yani Takedown defense yani birçok Fransız dışında çoğu kişinin Takedown'la iyi dayanan e, Bir Sirilganı düşündüğümde Benim tahminim Katılıyorum sana hiç bilmiyoruz Jon Jones'un nasıl bir şapkadan ne çıkaracağını Çok büyük soru işaretiyle gelen o sanki bana da şöyle gibi geliyor Dinamik taraf Hem dövüş tarzıyla hem o kiloyu taşımaya alışkanlığıyla sirilgan olacağı için bir şekilde sanki doğal avantajları var. Evet. Avantajlarına çevirecekmiş gibi ve kaçmayı başaracakmış gibi geliyor bana. E, John Jones'u yormaya yönelik bir oyun planı. Maç boyunca bacaklara ve gövdeye çok çalışma bekliyorum ben ondan. Özellikle sol darbelerle yani cebi çok çalıştıracak o kesin. Puan oyunu gibi sürekli her işte kafasına dokunduğunda, her yüzüne dokunduğunda bir puan kazanıyor gibi oynayacak. Bir taraftan da aşağıdan bacakları ve en önemlisi sol vücuda sol tekmeyle vücuda sert bir açıklık bulmaya çalışacak gibi geliyor bana. E i̇şte Tai Tuivasa'ya da çok e, yani hasar verdiği gibi. Ve takedownlarında, da clinch, kliş, clinchlerinde takedownlardan eğer bir şekilde kaçmayı başarıp mesela çıkarsa tellerden bu circle outlarla çıkmayı başarırsa bir iki sefer ona özgüven de verecek. John Jones'un kendini sorgulamasına neden olacak. Ve bir şekilde ona bir yol görünebilir gibi geliyor. Ama bir taraftan da John Jones maç içinde strateji değiştirebilen onu diyecektim ben. Yani, ad, yani karşısındaki rakibin durumuna göre maçta kararını değiştirip o stratejiyi uygulayabilen bir adam. Bu da işte inanılmaz bilinmez hale getiriyor bilmeceyi. Yani çok zeki. Ya yani bu arada John Jones bir sürü skandal yaratmıştır, yaşatmıştır, eee sevenlerini üzmüştür. E, diyelim ama John Jones bir maça çıktığında e, gerçekten hazırlanmış ve o şekilde çıkar. Ya hazırlanmasa bile. Hazırlanmasa bile. Mustafa sonu ilk maç mesela. Aynen. Hazırlan... Hiç hazırlanmadığını söyledi kendisi. Söyledim. Partiden geldim dedi yani. Aynen. Bir de bu adamın hazırlandığını düşününce işte. Hı -hı. Yani son Dominic Reyes Thiago Santos maçları tabii yakın geçmişti. Dominic Reyes maçını Reyes'in kazandığı düşünen de çok fazla var. Biri de ayrı, benim maçlarımdı. Biri de. Bir de sensin ayrı kararla. Ama yani bu maç öncesinde verdiği röportajda. O maçlara dair hiçbir motivasyonum yoktu. Rakibe dair hiçbir korku duymuyordum. Korku önemli diyor. Motive olabilmek için benim için. E, aldığım paradan memnun değildim. Bu manada da motive değildim. O şekilde o maçları aldığını. E, ben biraz inanıyorum hani buna. Güzel yani, yani evet, Hazırlanma manasında açımdan. motive edememiş kendini. Ama 3 yıldır kendini bu ağır gelmek için motive eden bir John Jones. E, kendisi de şey diyor. Countdown'da diyor galiba. 1-2 ayda ben hazırlanırım. Ağır siklete hazır olurum diye düşündüm ama hiç öyle olmadı mevzu hmm. diyor. Dolayısıyla bu kadar uzun sürdü süreç, 3 yıl. Ee, bu gibi konularda bence e, programını, planını sıkı yapıyor, iyi yapıyor ve e, çalıştığını da bildiğimiz bir dövüşçü. Dolayısıyla hani o kadar işte eski sorun olabilecek şeyleri da. o kadar da hmm. e, sorun gibi görmeyebiliriz belki de bu maçta. İşte yani, olunca göreceğiz, şu, olunca an, göreceğiz ta, şu an hepsi tahminlerden ibaret. Benim tahminim de bunlara ayak uydurup biraz daha oyunun içinde ağır siklet tecrübesini kullanıp puanla Olur maçı işte. puana çekip John Jones'a ilk yenilgisini e, tattırabilir gibi geliyor bana. Ben puanla silgan diyorum abi ve çok ara bir maç olabilir. Yani puana giden, puanlaması çok zor olan, burada maç sonrası oturduğumuzda sen nasıl puanladın, ben nasıl puanladım, oran dona mı verilir, şöyle mi olur, hakemlere işte jüriye çok böyle laf atılan bir gece de olabilir gibi geliyor. Öyle bir maç olabilir. Yani ayrı kararla birine de gidebilir. Ama bence puanla Sirilgan'ın kıl payıyla yeneceği bir maç olacakmış gibi ve bayağı böyle e, tarihe geçecek bir maç olmayacakmış gibi geliyor. Bütün bunlarla beraber çat diye gerçekten dediğim gibi John Jones'un yeri alıp 2 round, 3 round yorup 3. 4. round'da Grand Empantio ya da bir submission'da bitirdiği maç da olabilir. Dominasyon da olabilir yani. Laftır tabii yani. John Jones kolay göstereceğim diyor da e, Ha o, o hep biraz tercih. laf. o biraz laf tabii. Ki. O herkesler onu aynen. Yani e, kolay göstereceği belki Asiklette dövüşçüler var ama e, Gan onlardan biri değil. Evet, muhtemelen değil. Evet. Gan, muhtemelen değil diyelim evet. Evet ana maçta ayrıldık. Diğerlerinde ayrılmadık gibi gözüküyor. Ayrı. Evet. Hı -hı. E, ağzına sağlık. Güzel senin de. God geri dönüyor. God der misin Bakalım, sen de? Bakalım dönerse deriz. Bunu yani kazanırsa bitiriş bitiriş olursa deriz hele. Evet. Bir de ağır siklet ya yani. Evet. Başka bir yer yani. yani Pound for Pound geçer mi listenin başına? Geçer. Net geçer. Volkanovski'nin yerine geçer yani. Bence net geçer yani. Ama bilmiyorum UFC ne yapar ne eder orada. İslam'ın morali bozulur daha çok. Bir de onu geçmem lazım şimdi diye. Yani ağır sikletleri de kemeri alırsa John Jones onu geçmek Hatta bir hayli inkar zorlaşır. İnkar etmek zor artık açıkçası. yani onun yerini. Evet. O saatten sonra yani. Ya dediğim gibi yani hani olursa işte gezegenin en belalı adamı. Yani ağır siklet kemeri de her kemer değerli ama yani ağır siklet kemeri hakikaten başka gözle bakılan e, her dövüş sporunda e, bir kemer. Dolayısıyla e, kendisinin dediği gibi oraya da iyi yaklaşıyor. Onun gold statüsünü sağlamlaştıracak bir galibiyet olur olursa. Sağlamlaştıracak. Yerim. Bakalım Sirilgan bu <laughs> silgan o tartışmaya gireriz. Daha sonra da gireriz. God tartışması <laughs> bitmez zaten. Silgan partiyi bozabilecek mi John Johnson partisini göreceğiz hafta sonu. Ee, böylelikle UFC 285 analizi tamamlıyoruz. Analiz Fight Digital'de bitiyor. Gelecek analiz programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>